akşamlar. Yine şiirle, yine müzikle, yine sohbetle karşınızdayız. Ve yine çok değerli iki tane konuğum var. Gölbaşı'dan değerli Mehmet Girişit hocamız ve yine geçen hafta yine konuk ettiğimiz değerli arkadaşımız Erdal Doğan. Evet. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun abicim. İyiyiz, sağ olun. Sizden de. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür, hamdolsun. Erdal Hocam, nasıl oldu? Geçen haftadan bu haftaya ne değişti? Bir geri dönüşüm oldu mu bizim programla ilgili? Geri dönüşüm güzel. İnsanların güzel yorumlarını aldık. Ve devam etmenizin temelini dileriz diyor. Evet. Halkımız. Evet. Buradan da tabii yine Mercan TV ailesine teşekkür ediyoruz. Evet, biz değerli Adıyaman hemşehrilerimize, Gölbaşı hemşehrilerimize buradan saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki bizlersiniz. Teşekkür ederiz. Mehmet Hocam, sizi şöyle kısaca bir tanıyalım. Olur efendim. Ben 1970 Adıyaman Gölbaşı doğumluyum. İşte halk oyunlarına, şiire, halk müziğine kendimi bildim bileli bu işlerle uğraşıyorum. 7 yaşında halk oyunlarına başladım. 15 yaşında şiir yazmaya başladım. 30 yaşından sonra da bağlama çalmaya başladım, bağlama öğrenmeye başladım. Benim en büyük hedefim geçmişten geleceğe kültürümüzü yaşatmak ve bizden sonraki nesile aktarmak amacıyla elimden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmak için uğraşıyorum, mücadele ediyorum. Kendimi geçmişten geleceğe bir köprü olarak görüyorum yani. Halk kültürümüzü yaşatmak adına, bir sonraki nesil aktarmak adına kendimde bir görev arz ettim bunu. O şekilde hayatıma devam ediyorum. Ne mutlu bizlere. Genelde zaten şiir yazan insanlar çok erken yaşlarda başlarlar. Evet. Duygulu insan kendini demek çabuk hissettiriyor. O zaman şiirle başlayalım peki, mı? Peki. Hadi bakalım. Efendim bu şiirimiz uzaktaki yakınlarımıza gelsin. O zaman. Saymadım sen gideli. Kaç mevsim değişti, dönmedin hala geri. Ne zaman sevindireceksin yaralı yüreğimi? Sen gurbet, bense gurbete hasret. Yapayalnız kalmışım koca şehirde. Halimden anlayacak yok hiç kimse. Dinleyen yok ne kadar söylensen de. Sesin kulağına, ben sana hasret. Susuz çöllerde aşkınla yanan şu kalbimi dinle. Kavuşmak mümkün olmasa bile Mecnun Leyla'ya ben sana hasret. Yüce dağ başında karlar altında eserken gençlik rüzgarları başımda. Kardelenler dönerken ben yandım aşkınla. Dağlar güneşe ben sana hasret. Ne etsem acım dinmiyor.
Sen gittin gideli yüzüm gülmüyor. Diyemem derdimi kimse bilmiyor. Yine sen düştün aklıma. Olmuyor sensiz olmuyor. Yine sen düştün aklıma. Bitmeyen şu çilem nedendir neden? Aşk pervan dinlemez bilmem ki neden. Maziye hayale tam daldım derken yine sen düştün aklıma. Maziye hayale tam daldım derken yine sen düştün aklıma. Bir bağlama elimde her gece seni çalıp söylerim seni hece hece. Kopar telleri adım dilime deyince Saz mızraba ben sana hasret. Mehmet'im dinmez gözümde yaş. Sen gittin gideli oldu mu yaş. Gel de dindir acılarımı yavaş yavaş. Acılarım sen ben sana hasret. Teşekkür ederim efendim. Özlem. Evet, uzaktaki yakınlarımıza yoğrulmuş bir şiir. Evet efendim. Sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de yürekten okuyorsunuz. Sağ olun efendim. Hepinize sağlık. İsterseniz bir tane de ben okuyayım. Ama sizler okuyayım. Ankara'dan Mucire Şanlı Hanım göndermiş. Onun şiiriyle başlayayım ben bu akşamki programa. Ertel Hocam da bana bir fon verirse. Ah sevgili ah, yazmasam olmuyor ki. Susmuyor gönül dili, dinmiyor şairin özlem seni. Kolay mı sanıyorsun düşündüklerin özlemi? Sabahtan akşama beynimin içinde dolaşıyor. İşten eve döndüm yorgun argın bir gün. Bir sigara içimi vakitte alo hava seni başladı. İpliksiz ilmek aşkı dokunmak. Sıka sıka yüreği, özlemi doğurmak olaklara. Ah sevgili, kapaklarımın hastalıkla kutmasın sana. Özlem bunun adı, hasret bunun adı. Gel gör ki olmuyor senin. Şiirlerle öpüşülmüyor. Ah sevgili. Sevdiceğim. Özlemlendi deli. Susmadan özlemin özlemi. Susmadan yüreğin dili. Susmadan konuşan deli. Gel sevgi. Hadi gel. Gel. Teşekkür ediyoruz programa olan ilgisinden dolayı ve bize gönderdiği bu güzel şiirden dolayı. Bizler kendi şiirlerimizi okudukça Mehmet Hocam arada böyle üstadlarımızın da şiirleri. Okumak da gerekir efendim. Mutlaka okumak gerekir. Siz de dediğiniz gibi böyle bir köprü olmaya çalışıyoruz. Evet. Hem kültürler arası hem nesiller arası hem de farklı yerlerde yaşayan insanları kaynaştırmak adına kültürlerin kaynaşması, yoğrulması adına yani, evet. Biz de değişik görelerden değişik üstadlarımızdan şiirler alıp okuyoruz. Mehmet Hocam sizin bir de albüm çalışmanız oldu ama çok amatörce biraz. Evet. Profesyonel değilse de amatörce evet. Ama okuyuş tarzınız çok profesyonelce. Seçtiğiniz şiirler çok profesyonelce. Biraz ondan bahsedelim. Olur. 2008-2009 yıllarında kendi yazdığım şiirlerizi Gölbaşı'nda küçük bir stüdyoda Hasan Özdemir diye bir arkadaşımız var. Onlara da buradan selamlarımı gönderiyorum. Kendisi de şiir yazıyor. Arkadaşla beraber işte Erdal Hocam ve birkaç müzisyen arkadaşımla beraber insanlar
kitap okutamıyoruz. Okumayı sevmiyoruz bizler. Biz toplum olarak okumayı sevmiyoruz. Bari dinlesinler. Evet, yani düşünün, bir insan, bir kadın çamaşır yıkarken, yemek yaparken ya da birisi araba sürerken, iş yaparken en azından kitap okutamazsınız. Ama çalışan insana dinletebilirsiniz. Bizim amacımız da şiirleri insanlara sevdirmek amacıyla Erdal hocamla, işte Hasan Öz hocamla beraber, diğer birkaç müzisyen arkadaşımla beraber nasıl yaparız diye bunu düşündük, oturduk ve şiirlerimizi kayıt altına aldık. Onları da Erdal hocamın sesiyle, müziğiyle, araya güzel türküleri koyarak insanlara şiiri sevdirme yolunda bu şekil bir şey yaptık. Ve bunda da başarılı olduğuma inanıyorum. Çünkü insanlar şiirleri sadece kitapta değil de dilden, kulaktan dinledikleri zaman daha güzel olduklarını, en azından duyguyu nereye gittiğini daha iyi anladılar yani, o açıdan. Evet, güzel bir çalışmamız oldu. Önümüzdeki zamanlarda daha güzel albümler. İnşallah düşüncemiz var, aslında düşüncemiz var ama ben işte emekli olduktan sonra bir kitap çıkartıp kitapla beraber yeni bir proje yaparaktan bu şekilde yapacağız. Festivallere falan gidiyoruz. Evet. Daha önce başka şehirlerde festivallere de gittik, biz katıldık. Zaten halk oyunları 40 yıldan beri uğraşıyorum. Evet. Halk müziği de Erdal hocamın sayesinde yaklaşık bir 15-20 yıldan beri üzerine düştük. Yani aslında sanata, kültüre böyle çok, bir daldan değil de çok, her daldan. Evet, fotoğrafçılık yapıyorum. Ara sıra doğaya çıkıyor, fotoğraf çekiyorum. Harika. Onu da işte sosyal medyada paylaşıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar, dediğim gibi bir köprü, yani bir gün bir İstanbul Köprüsü gibi kıyının karşı taraftakilerine ulaşmak olsun diye, geçmişten geleceğe kültürümüzü yaşatmak adına, öğretmek adına, en azından insanları aşılamak adına böyle bir projem var, böyle bir çalışmalarım var. İnşallah sohbete daha devam edeceğiz ama İnşallah. Şiirle devam edelim. Tamam. Çünkü insanlar bizden daha çok şiir istiyor. Biz de baş tacı, baş üstüne. O zaman şu anda Afrin'deki askerlerimiz için, şehit aileler için Şehidim isimli şiirimizi okuyalım. Evlatlarını gelin gibi süsler kanalarla, davulla, zurnayla, düğünlerle, coşkuyla yollar asker ocağına. Vatanın yılmaz bekçisi ola, dün böyleydi, bugün de, yarın da. Esirgemeden özünü, kırpmadan gözünü, dalar akrep yuvasına, feda eder canını vatan uğruna. Kimi doğulu, kimi batılı, kimi Laz, kimi Çerkez, kimi Türk, kimi de Kürt oğlu. Hepsi de bu vatanın çocuğu. Pusu kurmuş bölücünün soyu, yiğidim uzanmış toprağa boylu boyu. Mehmetçi ve Kürşan sıkılan sonu, lakin hainlerin bozulacak bu oyunu. İşte size şehit oğlu şehit, 70 milyon olsun şahit. Alınacaktır intikamın akşama sabaha pek yakın. Gözün kalmasın arkanda.
sen rahat uyu ebedi sarayında. Sana kalkan eller kırılacak, hesap günü bugün, intikamın mutlak alınacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda mücadele içinde olan Afrin şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, Çanakkale şehitlerimize ve tarih boyunca şehit olan bütün ecdadımıza, gençlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah şehadetlerini kabul etsin inşallah. Amin. Amin efendim. Ve muzafferiyetler nasip etsin. Amin. Evet. Şimdi güzel mesajlar da geliyor. Onları da hemen buradan okuyayım ben. Kimden geldi? İlk mesaj Mahmut Göksu'dan geldi. Biliyorsunuz Mahmut Göksu hem muhtarımız hem de çok değerli. Benim de sosyal arkadaşım. Evet. Deniz Kaya yazmış, Zeysel Yürgen hocamız yazmış, Almanya'dan Zehra Döndürücü yazmış. Ne yazmış? Almanya'dan takip ediyorum sizlere, iyi yayınlar ve başarılar diliyorum. Selam ve sevgiler demiş. Ömer Yursoy yazmış, muhabbetiniz bol olsun İstanbul'dan demiş. Hasan Özdemir yine Gölbaşı'ndan. Değerli kardeşim Sabri Kılıç yazmış, iyi yayınlar dilemiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam, az önce bir değindiniz ama bir kitap çalışmanız oldu yakın tarihte. Yok, kitap çalışmam olmadı. İleriki zamanda olacak dedim. Ha, fakat farklı bir şey. Var, daha yayın. Evet, henüz bir şeyimiz yok. Neler yani. Neler var kitabımızda? Kitabımızda aşk var, sevda var, özgürlük var. Efendime söyleyeyim, memleket sevgisi var, ağaç sevgisi var, evet. Hasretlik var, ağıtlar var. Şimdi isterseniz o ağıtlardan bir tanesini hikayesiyle beraber seslendirmek istiyorum. Şimdi Pazarcık'ta biliyorsunuz Kürtler meyreme meyrik derler. Daha önce bir meyrik türküsü vardı. Onun bir ikincisi tekrarladı. Evet. Tekrarladı. Onlar da uzaktan birbirine akraba görüyorlar ama fakat bu olay biraz farklı olduğu için ben de bunu kaleme aldım. Bu kişi benim baldızımdı. Aradan 2 yıl geçmeden de kayınvalide arkasından vefat etti. Biz de bunun acısını bu şekilde bir şiire döktük. Evet. Bakalım konuklarımız da verecekler mi bize. Saramadan yavrusunu kollarına, Azrail geldi çağırdı yanına. Acısı tez ulaştı kardeşlerine. Dediler Meyrik öldü toplanın kapısına. Oy Maraş, Maraş. Zalim Maraş, Meyrik'i toprakla ettin kardeş. Meyrik'i toprakla ettin kardeş. Haberi tez geldi Pazarcık Ovası'na. Yaşı gençti, yeni girmişti 30'una. 3 günlük yavrusu kaldı kundağında. Dediler Meyrik öldü toplanın kapısına. Dediler Meyrik öldü toplanın kapısına. Oy Maraş, Maraş, zalim Maraş. Meyrik'i toprakla ettin kardeş. Meyrik'i toprakla ettin kardeş. Ne çara, ne çara, evim yandı da hepsiz kaldım. Ne çara, ne çara,
Aya ne çara ne çara, evim yandı da evsiz kaldım. Ne çara ne çara ne çara. Ben gönlümü bir güzene vermişim, 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 vermişim. Küçücüktür, halda bilmez, hal anlamaz. Görpeciktir bir çara. Küçücüktür, halda bilmez, hal anlamaz. Bir çara, bir çara. Ramazan bayramı üçüncü günü, sis kaplamış pazar cemistini. Çağırın anasını, çağırın anasını, yoksa küstü mü? Meyrik ölmüş, meyrik ölmüş, getirin öksüzünü. Oy Maraş, Maraş, zalim Maraş. Meyriği toprakla ettiğin kardeş, meyriği toprakla ettiğin kardeş. Kocası yakmış gönül ateşini avlusuna. Kardeş, ana baba bacı toplanmış başına. Ağıtlar olmuş sel sel, akmış mezarı taşına. Anasının mezarını da yapın yanı başına. Meyrik ölmüş, meyrik ölmüş, ağıtlar yakılır arkası sıra. Oy Maraş, Maraş, zalim Maraş. Meyriği toprakla ettin kardeş, meyriği toprakla. Karışsın saçlarına ve parmaklarım dolansın, kıskansın yıldızlar, kokun dolsun adıyamadan. Soğuk gecelerde, senin sıcaklığında, dolan başlı yollarda, denizden uzak, yanaklarını okşasın rüzgar, bir tutam güneş getir, ısıt beni, ışıksız kalsın İstanbul. Hadi gel, avuçlarımdan uçup gidiyorum. Bitmiyor sana olan açlığım, karnı dağılmasın. Kuşlar suskun, sol yanımda sessizlik. Hıçkırıklara boğulmuşum, gözyaşlarımı silmek için gel. Hadi gel artık, gel. Gelmezsen, gelmezsen yastık alır gökyüzü. Sönüverir şehir ışıkları. Tükenir gözlerimin peri. Hadi gel artık, gel sevdiğim. Hadi gel artık, gel. Çok sağ olun. Güzel bir şiirmiş. Hocam sizinle Merik için ayrıca teşekkür ederim. Gerçekten çok önceki Merik de çok güzel bir parçaydı. Evet. Bu da çok güzel. Hocam genelde insanlar, hani bir vatan milliyetçiliği vardır. Evet. O çok güzel. Herkesin içinde olan bir milliyetçilik anlayışı ama gene de her insanın da kendine özgü, kendi yaşadığı yöreye ait bir milliyetçiliği vardır. Evet. Yani ben Samsat'ta doğup büyüdüysem, Samsat'ın benim yanımda ayrı bir yeri vardır. Siz Gölbaşı'nda doğup büyüdüğünüz için, orada yaşadığınız için sizin için ayrı bir yeri vardır. Gölbaşı için neler dersiniz? Valla Gölbaşı 60 senelik bir tarihi olan bir yer. Biraz sonra da şiir var zaten, okuyacağız programın sonuna doğru. Gölbaşı doğunun batıya açılan bir penceresi. Gölbaşı çok kısa zamanda olmasına rağmen çok hızlı büyüyen, ince gibi üç tane göl olan, etrafında yeşillikler,
efendime söyleyeyim, insanlarıyla ve kozmopolitik yeriyle tamamıyla her insanın mutlaka gelirken giderken uğrayabileceği, durabileceği, mola vereceği bir yer. Gölbaşı yakın zamanda daha da hızlı ilerleyeceğine inanıyorum ben. İşte bir de sanayimiz olursa, şu anki ekonomisi biraz esnaf, memur ve gurbetçilerimize bağlı ama sanayisi de olursa daha da iyi olacağına inanıyorum. İnşallah. İnşallah çok güzel olacak. Daha iyi olacak. İnşallah. Var mı Gölbaşı? Gölbaşı'nı program sonunda okumayı düşünüyoruz biz. Ben şu anda bir gerçek yaşamdan yine alınmış bir şiirim var. İsterseniz onu seslendirmek istiyorum. Peki, ama şunu da okuyayım hemen gelen mesajlardan. Mustafa Çelik yazmış. İyi yayınlar dilemiş. Sevda Yılmaz yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar müdürüm demiş. Abdülkadir Çalış yazmış. Parantezinde de Melike Abdülkadir olarak yazmış. Kızım ve damadım. Onlara da buradan selam. Damadından ve can kızından bol selamlar demiş. Şiirleriniz hüzünlü ama sizler çok canlısınız. İyi yayınlar diliyorum demiş. Bu arada özür diliyorum. Kızım ve damadıma buradan çokça selamlar. Ayrıca İzmir'de şu anda askeri eğitim gören oğlum Assubay Fırat, ona buradan selamlar gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Bütün askerlerimizin bu arada. Amin. Evet, amin. Dinleyelim sizden o zaman. Güzel. Şiirimizin hikayesi şöyle. Ben folklorcu olduğum için, halk oyuncu olduğum için bu şiiri yazdığım dönemde bir düğüne gittim. Düğünde gelin ve damadın duymadan ve konuşmadan birbirleriyle olan gözlerindeki aşkı gördüm. Evet. Ve hareketlerini hiçbir şekilde duymadan yaptıklarını gördüm. Bu bende büyük bir duygu bıraktı. Evet. Ve hemen bu şiiri dile getirdim. Evet, dinleyelim. Hocam, buyurun. Suskun Sedan. Suskun Sedan. Evet. Ayın şavkı vurmuş yüzüne, parlamış ışığın al yanak teninde, tutulmuş dilin gelmez söze, suskun sevdan sen sus, 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 gözlerin gelir dile. Denize gömülmüş yosun gibi, suyun derinliklerindeki ışıl ışıl parlayan yıldız gibi, sanki, sanki güneşten kopmuş gibi, var olan dilin yok gibi, suskun sevdam sen sus, sen sus, sus, gözlerin konuşur dil gibi. Sevdan sözlerini arka arkaya çıkarsam dudaklarımda, sana olan sevdamı, sana olan sevdamı fısıldasam kulağına, sesini duymasan da, sağır olsan da, suskun sevdam sen sus, 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 duygularımı anlatır gözlerim sana. Tenin, tenin değse tenime, buz kesilir tenim. İçimde bir yarasın, çok derin. Yüreğime akar, yüreğime akar selin selin. Su gibi, rüzgar gibi, suskun sevdam, sen sus, sus, sus. Sarar beni, sarar beni, gözlerindeki sevda selleri. Hasan Özdemir demiş ki, ben zaten canlı yayın yapıyorum demiş, sağ olsun. Mustafa Çelik de sıradaki şiiri tüm Samsatlara istemiş. Tabii ki başım üstüne okuyacağım ilk şiir Ahmet Muhip Dranas'ın çok nefis bir şiiri. Ahmet Selçuk İlkan'ın seslendirdiği bir şiir. Evet. Fahri Abla isimli şiiri ben okuyayım, bütün Samsatlara gelsin. Ama bir Ali Topsoy üstadım da mesaj göndermiş. Öncelikle selamda saygılar. Gölbaşı'ndan sevgili Fahrettin Çelik hocam. Hocam yayınınızı takip etmekteyim. Yayın formatınız çok güzel, tebrik ederim. Mehmet Girişin hocama ve Erdal Doğan hocama saygılar, selamlar demiş. Biz de genelde selam, teşekkür ederiz. Selam olsun demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hava keskin bir kömür kokusuyla dola, kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden
hayalimde bir çizgi. Bir sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla ne komşumuzdun sen. Bak ya Allah. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kurdu müzelede. Yaz, kış, yeşil bir saksıdır tencerede. Bahçede akasyalar açılırdı baharda. Ne şirin komşumuzdun sen. Bak ya Allah. Önce upuzun, sonra kesik saçların vardı. Tenin buğdaysı, boyun başak kadardı. İçini gıdıklardı bütün erkeklerin. Altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa etiklerin. Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşumuz. Derlerdi o delikanlıya. En sonunda varmışsın bir Erzincanlı'ya. Bilmem şimdi hala bu ilk kocanda mısın? Hala dağları karlı Erzincanlı mısın? Bırak, bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şeyler değişmez zamanla. Hocam yüreğinize sağlık. Bir döneme damga vurmuş bir şiirdi. Gerçekten, evet, siz de çok güzel seslendirdiniz. Çok, özellikle Ahmet Selçuk İlkan'ın, evet, çok okuduğu bir şiirdi. Gençlikte dinlediğimiz bir şiirdi. Çok güzel. Şairin görevi bu bence hocam. Toplumdaki görevi bu olmalı. Evet. Toplumun güzelliklerini, acılarını, eksikliklerini, mutluluklarını, hüzünlerini, dileklerini şair dile getirebilmeli. Evet. Yani eğer bir toplumun şairi yoksa, o dertlerini dile getiren bir toplumda şairin yoksa o toplum bence birazcık suskundur, sağırdır, dilsizdir diye düşünüyorum ben. Tek düze şiirler de insanın ufkunu aşmaz. Yani. Yani şimdi bu şiire baktığınız zaman neler yok ki? Yani sıradan bir günlük hayatı aslında yazmış. Evet. Şimdi biraz sonra ben bir şiir okuyacağım. Yine Gölbaşı'nda yaşanmış bir olay, yaşanmış bir hikaye. Bir arkadaşımın kardeşi, kendisi evleniyor, askere gidip geliyor. Ondan sonra kayıplara karışıyor. Evet. Ve bu şiirin sahibi de bana bunu dile getirmem için bana bu konuyu anlattı. Dediğim gibi şair toplumun dili olmalı bence. Biz de bundan yola çıkarak onu dinledik. Onun duygularını yüreğimizde hissederekten bu şiiri dile getirdik. Birazdan onu da seslendirelim ama isterseniz. Peki baş üstüne. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Olur. Evet. İnşallah kayıplarımız bir gün bulunur da bu acılar son bulur. Bu arada bu şiiri cumartesi annelerine göndermek istiyorum. Sevdiklerinden ve akrabalarından haber alamayan insanlara gönderiyorum hazır. Ne zaman karar verdin bu ellerden çekip gitmeye? Kızgınlık, vazgeçmişlik niye? Bu kaçış kimden? Nefretin kime? Nereye kaybolduğun söyle nereye? Hangi taşın altına saklandın? Kimden korkuyorsun söyle? Bak, bak açtık kollarımızı sevgiyle. Hazırız kucaklamaya seni. Gel artık, gel bize. Şimdi kim bilir nerelerdesin? Hangi yabancı elde? Kim bilir kimlerlesin? Aç mısın? Açıkta mısın? Söyle. Yoksa kara zindanlarda, prangalarda mısın? Bir çıkılmaz kuyuda, dönülmez akşamlarda, karanlık yollarda mısın? Yolunu bulamıyor musun yoksa? Senle giden göçmen kuşlar döndüler bak yuvalarına. Sen dönmedin. Hadi, hadi çık da gel. Gel artık yuvana.
yollarında. Yandıkça can buldum, kurban oldum. Her şeyi unuttum yar yar o gün yüzünde. Unuttum kendimi yar yar, kurban oldum dar eylim. Ömür verdiğim deneyli yarim bitti. Unuttum kendimi yar yar, kurban oldum dar eylim. Ömür verdiğim deneyli yarim bitti. Hangi dizisin takıldığın peşine? Hangi bacısı kılıklı çeldi aklını? Hangi kancık düşürdü seni ortasına? Ne vaat ettiler sana da düşman ettiler seni vatanına, ocağına. Nasıl geldin yiğidim? Nasıl geldin yiğidim bu oyunlara? Söyle nasıl? Nasıl? Yoksa yanılıyor muyum? Boşuna mı suçluyorum? Boşuna mı serzenişim acaba? Eğer öyleyse hadi çık, çık artık ortaya. Nasıl bıraktın ananı bacını? Boynu bükük bıraktın babanı karındaşını. Kimlere emanet ettin? Emanet aldın 3 günlük yoldaşını. Yıllar ne çabuk geçiyor. Zaman hasretliği öldürmüyor. Her geçen zaman yeniden diriliyor. Tam 15 yıl oldu sen gideli. O zaman doğan bebeleri şimdi oldular birer liseli. Sen ise hala kayıp bir deli. Aklıma getirmek bile istemiyorum ama kimsesizlerin yurdunda isimsiz bir çukurda mısın yoksa? Kimler indirdi seni mezarına? Bir avuç suyu kimler serpti toprağına? Bir fatiha kimler okudu taşına? Ölüm bile döndürmedi seni yuvana. Sana bu gönlüm ne gelirse gelsin gülüm, gelsin kabulüm. Derdim ilacım da benim, kurban olduğum da neydim. Ömür verdiğim de neydim yarim bildim. Derdim ilacım da benim, kurban olduğum da leyli. Ömür verdiğim de leyli yarim bildi. Anamın kurudu artık göz pınarları, ağlayamıyor. Babamı sorarsan saymakta yıldızları. Seninle konuşuyor yıldızları sen sanıyor. Eşin ise terk etti ocağını. Gitti babasının yanına. Bacımızı ise verdiği geçen yıl amca oğluna. Keşke sen de olsaydın ya, görürdün bacımızı ah duayla. Ben ise aynı kas aynı kafada, İşimle eşimle aşımla bir yuvada. Bazen dalıyorum yatağa uzaklara, gözlerim dolsa da hep döneceğin günü bekliyorum sabırla. Kardeş kardeşe omuz omuza durmayı, göksünü gererek düşman çatlatmayı, çarşıda volta atmayı, bu da benim kardeşim diye tanıtmayı. Ne kadar çok isterdim seni kucaklamayı. Ah bir bilsen yüreğimdeki yarayı, aşıp gelir misin koca dağları? Yeter artık der misin, bu inadı bırakır mısın? Bir kuşun kanadıyla da olsa buradayım diye haber yollar mısın? Ya da çıkıp yollara yollanır mısın? Geliyoruz. Siz son şiiri hazırlarken bende 2 mesaj var. Onları da okuyayım. Baş üstüne. Zafer Girişit yazmış. Fransa'dan yazmış. Fransa beğeniyle izliyoruz. Amca oğlumuz Mehmet Giriş yüreğimize yönelik yaptığı sanat çalışmalarında başarılar diliyoruz. Mercan ailesine selamlar diyor. Bizden de Fransa'ya selamlar. Yine tekrar Ali Topsoy hocamız yazmış. Yayın süremizin kısalığından dem vuruyor.
ne diyor, sizin aracına da iletilmişsiniz diyor, göz aç kapa gibi oluyor diyor, en az 1,5 saat olması lazım diyor. Duyurulur. Teşekkür ediyor, çok sağ olun, yüreğinize sağlık. İnşallah daha ileriki zamanlarda. İnşallah. Evet, son hocam, şiiri alalım sizden biz o zaman. Son şiiri okumadan önce ben size Gölbaşı'ndan Çam Sakızı Çoban Armağanı bir hediye takdim etmek istiyorum. Yöremizin peygamber üzümü, fıstığı çok meşhurdur Fahrettin abicim. Teşekkür ederim. Ben bunu size çok sağ olun. Ağzınızı tatlandırmak çok istiyorum. Ayrıca bir de ekip arkadaşlarıma var, onlar çok burada. Çok teşekkür ederim. Gölbaşımızın peygamber üzümü çok meşhurdur, kan yapar. 77 derde şifadır derler. Size Çam Sakızı Çoban Armağanı afiyetle yersiniz inşallah. Gölbaşı şimdi ve Besli'nin ortak ürünü aslında. Evet, evet. Çok sağ olun. Son şiirimiz de Gölbaşı ile ilgili. Bir Gölbaşı aşığı olarak bir Gölbaşı şiiri yazmamak, okumamak olmaz. Evet, ben de Sevdam Gölbaşı'lı ismi şiirimizi biraz hareketli olacak hocam. Yeşil otağında şairler yarışır su yatağında, şenlikler yapılır meydanlarında, şairlere ilhamsın canım Gölbaşı. Yolcuların durağı oldun her an, göçebeler konağısın her zaman, yemekler yapılır kazan kazan, kavşaklarda hansın Gölbaşı. Buram buram olur yağlı bazlaman, doyum olmaz tadına yayık ayran, cihana aleme açık olan sofran, dostlar atı dostum Gölbaşı. Başına vardım göle çok, güzeller geliyor sevdiğim yoktu. Şalvarlı gelin, vay vay pistanlı gelin, vay vay ödüm beni. Güzeller geliyor sevdiğim yoktu. Şalvarlı gelin, vay vay pistanlı gelin, vay vay ödüm. Bir geçmişinde çalma şan katmışsın gelişiminde, köy bir delikanlısın yerinde, ellerinde bile kıymetlisin Gölbaşım. Salkım salkım olur üzümün, bastık olur pekmezin emin, fıstığın halın kilimin gicimin, nakış nakış çiçeksin Gölbaşım. Kıvrına kıvrına akar göksü çayın, yeşille maviye karışmış yapın, türkü olup söylenmiş adın, gönlümün nurusun, gönlümün nurusun sevdam Gölbaşım. Başına vardım tren duruyor, anam beni gurbet ele yolluyor. Şalvarlı gelin, vay vay pistanlı gelin, vay vay öldürdüm gelin. Anam beni gurbet ele yolluyor. Şalvarlı gelin, vay vay pistanlı gelin, vay vay öldürdüm gelin. Gölümüz var ki masmavi, denizleri bile kıskandırın asi, balığı, kuşları, cennet diyarı, aleme örneksin sevdam Gölbaşı. Gurbet kuşların göç göç geliler, her evinde neşe, huzur, özlem veriler. Gurbetçine özlemsin sevdam Gölbaşı. Aynı güzeldir her mevsimi, yazın başka doğar güneşi, zor terk eder buraya geleni, gönüllerde bir korkusun Gölbaşı. Gönüllerde bir türküsün gör. Şu derenin alucunda burcunda, şu derenin alucunda burcunda, bana gelsen ölür müydün acında? Şanlarlı gelin, vay vay pistanlı gelin, vay vay öldürdün gelin. Bana gelsen vay vay pistanlı gelin, vay vay.
Dolu dolu Gölbaşı, evet. Dolu evet. Dolu müzik. Yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizler de. Için. Ali Topsoy kardeşimiz de dediği gibi göz aç kapa program bitti. Yönetmenimize söyledik artık bunu düşünmeleri lazım. Evet. Program akışı güzel olunca, tatlı olunca evet. Zaman çabuk geçiyor. Geçti birazcık da canlı yayının verdiği bir aksaklıklar da olabiliyor. Bunlar için de sürçülisan ettiysek affola sayın seyircilerimizden. Evet. Bunlar olabilecek şeyler. Bu akşam da yine bize ayrılan süre bu kadardı. Değerli üstadlarım Gölbaşı'ndan Mehmet Girişit ve Erdal Doğan kardeşimizi misafir ettik. Çok güzel bir program oldu. Şiir dolu, müzik dolu, sohbet dolu bir program oldu. İnşallah önümüzdeki hafta yine değerli konuklarımızla, yine şiirle, yine müzikle, yine sohbetle karşınızda olmayı diliyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.